İyi akşamlar. Medyascope Açık Oturum'a hoş geldiniz. Sedat Pişirici'nin şehir dışında olması nedeniyle bu hafta Açık Oturum'u ben sunacağım. Önemli bir konuyu 3 önemli konukla konuşacağız. Gazeteci Kadri Gürsel'le, Profesör Doktor Ali Çarkoğlu'yla ve Fatma Bostan Ünsal'la Türkiye'nin konuştuğu konuyu, İstanbul'un seçimini konuşacağız. Yeniden seçimini. 3 önemli konuk dedim. Bunlardan ilki de Fatma Bostan Ünsal. Fatma Hanım merhaba. Merhaba. Siz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucularındansınız. Daha sonra yollarınızı ayırdınız. Şu anda da Saadet Partisi'nde politika yapıyorsunuz. O dünyanın halet ruhiyesini çok iyi biliyorsunuz. Bu nedenle sizin söyleyeceklerinizi çok önemsiyoruz ama şununla başlamak istiyorum ben. İstanbul seçimlerini yakından takip ettiğinizi tahmin ediyorum. Acaba son 3 günlerin en çok konuşulan konusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar İstanbul seçimleri kampanyasına katılmış olması ki bir hafta öncesine kadar katılmayacağına dair yoğun işaretler vardı. Hayır öyle olmadı. Salı günü Sultan Gazi ile İstanbul'da seçim kampanyasına katıldı. Aslında 31 Mart seçimlerinden önce Yıldırım Bey şunu söylemişti, Binali Yıldırım Bey. Yani adaylar arasında bir yarış geçmiyor demişti, farkındaysanız. Yani, bundan şikayetçiydi. Aslında 31 Mart için haklı olabilirdi kendisi. Çünkü hepimiz biliyoruz ki seçim başladığında Binali Bey önde başlamıştı. O kadar tanınmayan bir rakibi vardı karşısında, İmamoğlu o kadar tanınmıyordu. Bunun avantajını aslında görmek istiyordu Binali Bey. Çünkü kendisi işte hükümetin en başarılı bakanlarından biriydi. Ve işte sakin kişiliğiyle de bazı bir öne çıkmak istiyordu bu konuyla ilgili olarak. Ama o kadar yüksek perdeden bu konu adaylarının müsabakasından çıkmıştı ki, daha çok da Cumhurbaşkanı neredeyse bütün her yerde seçime giriyormuş gibi bir şekilde büyük bir gayretle ve işte fotoğraflarla, posterlerle bütün Türkiye'de seçime giriyormuş gibi bir hava esmişti. Bu yüzden Binali Bey adaylar arasında bir yarış şu götüremedi yani 31 Mart'a kadar. Şimdi ona dönülmüş gibi ama bu sefer de köprünün altına çok sular akmış oldu. Artık karşısında tanınmayan ve desteği de kendisine göre daha az olan bir aday yoktu. Yok, çok açık bir şekilde görülüyor. Ve şu anda bir dezavantaj söz konusu. Yani 31 Mart için aslında Binali Bey'in yararına olabilecek o adaylar arasında yarışma bugün söz konusu değil. Bu açıdan adaylar arasında bir yarışma gibi gözüküyordu son haftaya kadar. Hani öyle götürelim denmişti. Bu aynı şartlara aynı şartlar olmadığı için başarı getirmeyecekti. Nihayetinde de bu fark edildi gittikçe, çünkü ara açılmış oluyordu. Bu hiç şaşırtıcı değil aslında. Anketlerle ilgili olarak Cumhurbaşkanı'nın şikayetlerinden de biliyorduk. Aslında orada anketler görülüyordu ve AK Parti gücünü bir şekilde gücünden alıyordu. Yani çok güçlü olması dolayısıyla da güçlü oluyordu. Anketlerde bunun ortaya çıkmış olmasının engellenmesi gerekiyordu ve kurnazca bir manevrayla bu yapıldı. Yani anketlere yönelik bir hücumla, neredeyse teröristleştirmekle, itibar kaybına sebep olacak söylemlerle anketler o kadar konuşulmadı 31 Mart'ta, ama buna rağmen bir başa baş gözüktü. Bugün ise gittikçe ara açılmaktadır. İşte iki anket şirketinin anket sonuçları önümüzde. Bir tanesinin 11 puan, diğerinde 9 puan önde göstermesi İmamoğlu'nun bize farklı bir durumda olduğumuzu gösteriyor. Peki Erdoğan son dakika ataklarıyla bu kapatır mı bu farkı? Hiç zannetmiyorum. En azından bu kadar büyük bir fark olmasını belki engellemeye çalışacaktır. Ama yine dediğimiz gibi çok son anda olduğu için de yani elinden geleni yapacaktır, ama çünkü çok büyük bir fark oluşmuş olduğu için çok dezavantajlı bir konuda. 31 Mart'ın dan çok daha dezavantajlı bir konuma da girecektir. Bunu engellemeye çalıştığını görüyoruz son haftadaki uygulamalarla. Ama tabii ki
siyaset öyle plan projeyle çok fazla uygun olmuyor. Çünkü dediğimiz gibi yani İmamoğlu ile ilgili olarak yani 3 hafta gibi kısa bir sürede bazı olumlu kararların alınmış olması, işte öğrencilere yansıyan abonman, su faturalarının %40 indirilmesi çok farklı bir resmi bize önümüze getirdi. Bu yüzden 31 Mart öncesi gibi değiliz. 31 Mart öncesinin şartları önümüzde yok. Bunun fark edildiğini görüyorum. Son bir canhıraş çaba olarak görüyorum yani Tayyip Erdoğan'ın sahalara inmesini. Ama ve çok ilginçtir. Yani artık rakibe odaklanalım deniyor ve rakiple ilgili olarak eleştirilen konulara baktığımızda çok büyük bir öncelik alt üst oluşunu görüyoruz. İşte beraber o programda program öncesindeki bir görüşmeyi bir felaket olarak görüyoruz. Ne olacak? Yani Binali Bey ile görüşülmüş, İmamoğlu ile de görüşülmüş. Bunu çok büyük bir felaket olarak sunmak, işte veya öksürükle mesaj verildiğini söylemek, herkesin gözü önünde cereyan eden bir açık oturum söz konusu. Burada genel olarak da açık oturumda adil olduğu söylenmişti Küçükkaya'nın. Hatta Binali Yıldırım'a daha da toleranslı davrandığı söylenmişti. Birden bu mesafenin kapatılmadığını görünce çok büyük bir hücum söz konusu olmuştur. Hem Küçükkaya'ya hem de işte İmamoğlu'na yönelik olarak. Bunlar bize durumun ne kadar da aslında kırılgan olduğunu gösteriyor. Ne kadar da zor bir durumda olduğunu gösteriyor. Çok daha önemli olumsuzluklar olmalı. Çünkü yani bu kadar önceliklerin ters yüz edilmiş olması çok şaşırtıcı. Şuna benzetiyorum ben. Hazreti İsa işte o mucizevi bir şekilde kör olanların gözünü açarken kendisinin karşısındaki ferisiler bunu cumartesi günü yapıyorsun demişti. Yani ona yönelik itiraz cumartesi günü, dinlenme gününde bunu yapıyor olması. Benzer görüyorum. Yani bu öncelikleri ters yüz etmek de aslında doğruya yanlış karıştırmak anlamına geliyor. Bir de bu durum bize zor durumda olduklarını gösteriyor bence. Fatma Basan Ünsal, çok teşekkürler. İkinci turda size özellikle Ekrem İmamoğlu'nun muhafazakar dünyayla kurduğu bir etkileşim var. Bunun üzerinde söz vermek istiyorum. Ama şimdi stüdyoya dönüyoruz. Profesör Doktor Ali Çarkoğlu. Aynı soru sizin için de geçerli. Binali Yıldırım bir kampanya yürütüyordu. Daha çok sahada görünüyordu. Hatta bunu otobüsün üzerinden, evet, içinden aşağı inmesi olarak da tariflenmişti. Halka karışıyordu. Ama bu haftadan itibaren Recep Tayyip Erdoğan'ı sahalarda görmek istedik. Planlanmış bir şey miydi sizce, yoksa bir son dakika atağı mıydı? Bir panikle gelişen bir atak mıydı? Sizin görüşünüz nedir? Şimdi AK Partililere sorduğunuzda onlar hiçbir zaman plandan şaşma yok. Bunu zaten biz her zaman yapabileceğini söylüyorduk diyorlar. Doğrusu strateji değiştirmek öyle büyük bir zayıflık göstergesi olarak da almamak gerekir. Strateji değiştirilebilir tabii ama son haftada ve bilhassa tartışma sonrasında çok daha yeni bir durum var. Ben de Fatma Hanım gibi baktım yani şeylere. Araştırma sonuçlarına. Nitekim bizim de sahada olan araştırmamız vardı, o da döndü. Hepsinde görünen şey rüzgarın yani Millet İttifakı'na daha elverişli koşullarda esmekte olduğu. Şimdi bu 9 puan, 10 puan olur, onu tahmini yapmak zor. Ben hiçbir zaman siyaset bilimci olarak böyle bir tahminde de bulunmuyorum zaten. Ama kapanabilir, kapanamaz diye bir farktan bahsedebiliriz. Şimdi burada şöyle bir dinamik oluşuyor galiba. Yani sahadaki insanlarla konuştuğunuzda sanki AK Partili olduğunu ya da AK Parti'ye oy vermiş olduğunu söylemekten çekinen bir kitle ile karşı karşıya olduklarını söylüyorlar. Bu Türkiye siyasetinde yani 2002'den bu yana biz bu tür çalışmalar yapıyoruz.
hiç rastladığımız bir şey değil. Yani insanlar hükümetin performansından bir anlamda o kadar mutsuzlar ve bir anlamda da belki, ya şimdi söyleyeceğim, kim bilir ne diyecekler bana, türünden bir çekingenlik içerisinde. Yanıtlarında hem geçmişteki tercihlerini saklama eğilimine giriyorlar, hem de tabii bir sonraki seçimde, yani 23 Haziran'daki seçimde ne yapacaklarını söylerken de biraz çekingen davranıyorlar. Peki, şimdi bu durumda bu, aslında AK Parti'ye verip de başka partiye vereceğim türünden bir böyle bir ihtimali dahil. Şimdi şöyle, yani ben bunu biraz şüpheyle bakmak gerektiğini düşünüyorum. Bu tür ortamlarda, yani bu birçok seçimde karşımıza çıktı. En klasik literatürde olan Maggie Thatcher'ın galiba 3. seçimidir. Herkes kesin bu sefer kaybetti gözüyle bakıyordu. Küt yine kazandı. Niye? Çünkü sahaya gittiğiniz zaman ben yine Thatcher'a vereceğim demeye çekiniyordu insanlar. O kadar polarize, o kadar kutuplaşmış bir İngiltere'ydi o zaman yine. Ve Thatcher da öyle, yani bir anlamda Erdoğan'a çok benzeyen bir şekilde sözünü sakınmayan, sert konuşan bir liderdi. Öyle olunca sokaktaki insan ya da işte evinde, hanede neyse, sıradan vatandaş, ben yine ona vereceğim demeye çekiniyordu. Şimdi bu, böyle bir durumla karşı karşıya olabiliriz. Benim işimin önemli bir kısmı şüpheciliktir. Dolayısıyla ben elime sonuç geldiği zaman o sonuca tapınmak yerine bu nerede yanlış olabilir, ne tür bir hata yapmış olabiliriz diye bakma eğilimine giriyorum. Yani araştırma teknolojisi bize, evet, rüzgar Millet İttifakı'na yardımcı olacak şekilde esiyor diyor. Ama bu rüzgar seçim günü sandık başında da eser mi? Onu bekleyip görmemiz lazım. Yani büyük bir ihtimalle aradaki fark bu söylendiği kadar çıkmayacaktır. En iyimser yorumla. Erdoğan'ın sahaya inmesi de farkı o kadar büyük olmadığı, biraz uğraşınca kapatma ihtimali olduğuna dair bir işaret olarak algılayabilir miyiz? Yani şunu söylemek lazım. Şimdi bu tartışma niye yapıldı? Yani televizyon tartışması niye yapıldı? Televizyon tartışmasının yapılmasının bence ikna edici bir tane sebebi var. Çünkü başka bir şekilde elimizde fazla mermi kalmadı. Neye kullanacağız bu mücadelede diye düşünüyor kampanyada. Ve çıkalım halkın karşısında en muhalif taraftan bulabildiğimiz birisi yönetsin ki manipüle ettik denmesin. Ve karşı tarafı ikna edelim ki bizim adayımız en iyisidir. Bunu denediler ve açıkçası ikna edici bir pozisyon oluşmadı. Yani bu danışıklı dövüş müydü değil miydi falan, bence onun, yani ben de katılıyorum yoruma. Herkesin gözü önünde oldu. İşte dakika sayısı belli. Yani hazırlık şey iddiası var şimdi. O da bana kalırsa hiç ikna edici bir şey değil. Yani soruları biliyordu. Peki bilmese dahi karşı taraf, kendisinin bir hazırlığının olması beklenir. Kendisinin hazırlıklı geldiği konularda dahi yeterince tatmin edici değildi Binali Yıldırım'ın. O gösterdiği resimlerden ve hazırlık malzemelerinden de gayet net bir şekilde ortaya çıkıyordu. Şimdi bunun bir şeyi yok, açıklaması yok bana sorarsanız. Üstelik gelen soruların, bana sorarsanız, yine sürpriz olan da hiçbir tarafı yoktu. Seçim gecesi herkes aynı şeyi söyledi. Ya burada çalınmaya değer bir soru yok. Yani evet, yani bu neyini çalıp da çok büyük avantaj elde edilecek? Gündemde olan en sıradan ve hiçbir özelliği de bence olmayan bir takım sorular soruldu. Dolayısıyla bu argüman, yani böyle bir kampanya teknik tartışması şeklinde olacaktır. Yani sonuç olarak Erdoğan niye sahaya iniyor? Çünkü yapacak başka bir şey kalmadı. Yani son 3 günde bunu yapmadıkları takdirde çay içip, kahve içip sonucu beklemek kalıyordu. Yani şimdi bu, belki şu sonucu çıkarmak lazım. Yani bu seçim niye önemli sonunu
tartışmamız lazım. Bence sadece siyasi şey olarak, yani İstanbul büyük, pasta büyük, buraya çok bağlı, bunun ötesine, evet, finansman vesaire. Bu bence çok sıradan bir açıklama olur. Bunun daha derininde hakikaten hem ideolojik hem partinin bütün siyasetini kökten değiştirecek bir takım gelişmelere yol açacak bir seçim sonucu olacak. Yani parti ayakta kalacak mı? Partinin içinden kimler devam edecek, kimler ayrılacak? Buradan tutun, dış politikada karşı karşıya olunan sorunlarda bu seçim sonucu Erdoğan'a ne kadar yardımcı olacak, ne kadar elini zayıflatacak? Bütün bunların hepsi buraya bağlı. Dolayısıyla son bir gayret, yapabileceğimizin en iyisini yapalım demiş gibi görünüyorlar. Fark yaratır mı? Yani bu aşamada bekleyeceğiz yine. Ben yani yine tahmin yapmadan bekleyeceğiz diyeyim. Peki hala bir kararsız seçmenden bahsedebilir miyiz? Yok, kararsız seçmen olmadığını söyleyebilirim size. Tamam. Yani kararsız falan hiç kimse yok. Kararlı. Ama yani bu dediğim türden bir yanlış temsil olabilir. Ve aileler kendi aralarında bütün ailecek gidelim, oy kullanalım, o tür bir mobilizasyon olabilir. Ailenin içinden eğer fire vereceğini düşünüyorsanız, 10 kişilik aile o fire vermemek üzere götürülebilir sandık başına falan. Bu tür çareler denenebilir. Bir teşekkürler. Kadir Gürsel, siz ne diyorsunuz? Son diken.com'daki yazınız hayırlı olsun. Böyle orada yazılarınıza başladınız. Teşekkür ederim. Bu arada duyurmuş olduk. Vesile oldu. Kardeş kurumlardan bir tanesi. 23 Haziran galibini açıkladı diye başlık attınız. Evet. Ve Erdoğan'ın söylemlerinde aslında kaybettiğini, tırnak içinde itiraf ettiğine dair ifadeleriniz var. Peki Erdoğan o zaman neden sahaya indi? Bu bir son bir hamle miydi? Kaybedilme ihtimalini yok etmek için mi, yoksa farkı kapamak için mi? Siz görüşürsünüz. Anketlere bakılacak olursa fark büyük bir fark gibi gözüküyor. Ve bu farkı kapatmak için evet bir son dakika çabası içinde olabilir Erdoğan, ama sadece farkı kapatmak için bence. Bence Erdoğan'ın bu seçimi alma umudu pek yok. Yok olduğunu da sözlerine bakarak, tavırlarına bakarak, söylemine bakarak görebiliyoruz. Çünkü şöyle bir arama yaptığınız zaman Google'da, bu millet bunları sandığa gömer, Erdoğan diye bir arama yapın Google'da. Bütün seçim dönemlerinde Erdoğan'ın söylediği bir laftır bu. Kalıp ifade, bu millet bunları sandığa gömer. Diyemiyor şimdi bunu. Bunu diyemiyor. Yani emin olmamaktan kaynaklanmıyor bu. Yani bu millet bunları sandığa gömer ifadesi, misal oy verme işlemi sürerken YSK'nın mühürsüz zarflar ve oy pusulalarını geçerli saydığı bir ortamda da söylenebilir. Yahut da işte Urfa'dan, Mardin'den bütün oyların tulum çıktığı, evet oylarının çıktığı falan yani. O da netice itibariyle bu millet sizleri sandığa gömer denilen seçimler, öncesinde denilen seçimlerdir bunlar. 2018'de de demiştir Muharrem İnce'ye karşı, şimdi demiyor. Ne diyor? Makama gelemez diyor, ama bu seçilemez demek değil. Bunun ifade edilmeyen ön sözcükleri seçilir ama makama gelemez. Makama gelemez dedikten sonra yargı önünü kesebilir dedi. Yargı önünü kesebilir demesine İmamoğlu'nun bence haklı ve sert ve yerinde bir itirazı, tepkisi oldu. Gerçekten de burada bir parantez açmak lazım. Netice şöyle olur, yargı önünü kesemez bir kere. Nerede yaşıyoruz? Yani burası dağbaşı değil. Hukuk devleti değil, evet bunu biliyoruz. Ama yani hukuk devleti olmasa bile seçilme yeterliliği diye bir şey var. Yasada var bu seçilme yeterliliği. Eğer siz İmamoğlu'na, ordu valisine it dediği iddiasıyla dava açacaksınız, bu bir terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardımdan mı açacaksınız, 220'ye 7'den mi açacaksınız bize açtığınız gibi misal? Yoksa hakaret davası mı açacaksınız? Şimdi diyor ki önce sayın valimiz de gereğini yapacaktır. O zaman sayın vali
hakaret davası açabilir. En fazla onu yapabilir. O zaman da delilleri sunmak zorunda. Deliller sunulduğu zaman o video kayıtları incelenir, bilimsel olarak tetkik edilir. Manipüle edilmiş mi, edilmemiş mi görülür. Bence edilmiştir. Yani çünkü bunu zaten çok teknik analizleri de yapıldı. Hemen yapıldı. Bunu yapan programlar var. Çok basit görülüyor. İkincisi daha sonra şimdi açtınız davayı. Dava sonuçlandı. İstinafa gitti. Onaylandı. Onaylanmadı vesaire. Şu bu. Yani 6 ayda mı bitireceksiniz? 8 ayda mı? Bütün konjonktür değişecek. Bunlar tamamen seçmeni, bir seçmeni, İmamoğlu seçmenini ne yaparsanız yapın boş vermeyecek. Yani bu adam ben size vermeyeceğim demeye getiriyor. Bu psikolojik bir. Oyunuz boşa gidecek. Bu psikolojik bir buna yani her şeye harekat deniyor. Hamle diyelim, psikolojik bir hamle. Diğer tarafa da tabii moral aşılıyor. Ondan sonra bir de İmamoğlu'na karşı bir yabancılaşma efekti yaratmaya çalışıyor. Çünkü şunu gördü, geçiş var. Yani 31 Mart'ta Binali Yıldırım'a veren seçmenin %4.3'ü, bu dün yapılan, dün sonuçları belli olan ve fakat henüz açıklanmayan bir araştırmaya göre, belki bu akşam açıklanacak, akşam oldu zaten. 31 Mart'ta İmamoğlu'na Yıldırım'a oy veren seçmenin %4 toplam içinde o seçmen grubu için yani 48.5 55 değil. 4.150.000. 4 yani 100'ün içinden 4.3 puan şeye geçiyor yüzde olarak. Buyurunuz. Ve bunu teyit etmek için söyleyeyim. Biz de seçimden evvel görüştüğümüz insanlarla aynı kişilerle seçimden sonra da görüştük. Genelde iki ayrı birbirinden bağımsız örneklemle çalışır araştırma firmaları ama bizimkinde aynı kişi Ahmet Bey, Ayşe Hanım'la ikinci defa görüştük. Aynı şeyi biz de görüyoruz. İnsanlar oylarını değiştiriyor. Evet. Yani kendi kampından karşı tarafa geçen insanlar var. O oran yani onu tartışılabilir ama... Yani mahalle var. Değiştirmiyor deniyor ya yani bazı anket... Şirketlerin kutuplaşmadan dolayı geçiş olmuyor. Var, 50'ye var. 50'ye yani böyle bir geçiş var. Geçiş var ve bu geçişi önlemek için yabancılaştırıyor, sertleştiriyor, ötekileştiriyor ki tutmak için yapıyor bunu. Şimdi en son bu sadece vitrin süsü olarak seçilse bile belediye başkanlığı yapacak o kadar. Ve vitrin süsü diyor yani. Ekrem İmamoğlu'na. Yani belediye meclisi bizim meclisi. En ufak bir yanlışta karşısına meclis dikilecek. Yani bu aslında işte 2-3 gün içinde söylem kalibrasyonu yaparak yenilgiyi teslim ediyor ve alıştırıyor yenilgiye. Ama bu yenilginin yüzdesi kaç olacak? Önemli olan o. Yönetilebilir bir yüzde mi olacak? Esas problem burada sanıyorum o. Yani anket şirketlerin bulguların gerçekleşirse Konda'nın 9, 11 ki benim demin bahsettiğim şirketinki 8, bir başka yine... Özel müşteriye çalışan ve adını açıklamayacağım bir güvenilir bir şirketin 6. Bunlar böyle habire hani üstlerine vazife olmadan anket açıklayan şirketler değiller. 6. Ki 6, 8 falan bunlar şey rakamlar aşağı yukarı havaya da bakınca. Şimdi mesela bir Ümraniye'ye bakıyorsunuz falan bunlar normal değil. Yani normal gitmiyor. Yani Türkiye'nin son 17 yıllık siyaset normalinin dışında bir şeyler olduğunu görüyoruz. Bunlar da anket sonuçlarıyla destekleniyor. Niye böyle bir şeye bağlayayım sözlerimi? Hı hı. Son bir haftada bu oldu. Planlı mıydı değil miydi? Yani planlı olmasa bile bir opsiyon olarak... Bir opsiyon olarak mutlaka tasarlanmıştı. Yoksa böyle bu ha deyince olmaz. Vardı son hafta bu. Erdoğan'ın sahaya çıkması. Yani olabilir. Ama şimdi bakın yani biraz basite indirgeyeceğim, şematize edeceğim. 31 Mart'a kadar illet zillet beka kampanyası. Çok çirkin, kötüleyen, ötekileştiren bir kampanya. 48-55 alıyor İstanbul'da bu kampanyayla. Sonra kazanamadık. O zaman... Hadi iki paraya kampanya izleyelim. Yıldırım, vaat temelli pozitif kampanya yürüsün.
Süleyman Soylu da negatif kampanya yürüsün. Böyle iki paralel kampanya. Ve baktılar, daha da kötüye gidiyor iş. Ama kampanya nedeniyle gitmedi aslında. Kampanya sonucunda olmadı. Esas YSK kararı sonucunda oldu. Çünkü bu karar insanların canının yandığı bir an dönemde geldi. Yani ekonomi, yani iş artık döviz, Türk lirasının değer kaybı neticesinde iflaslar ve işsizlik başladı. İflas etmeyenler de etmemek için işten çıkarmaya başladılar falan. Böyle insanların canının acıdığı bir noktaya isabet etti bu. Ve yani bir şey daha söyleyeyim bitirmeden. Bence seçmeni okuyamıyorlar artık. Seçmeni okuyamıyorlar. Yani bir ülke ila nihayet kavgayla, kutuplaşmayla, ötekileştirmeyle, bir tarafı öcü olarak göstererek bir sözlü iç savaş ortamıyla yönetilemez. İnsanlar bir noktada bıkarlar bundan. Ve şu an o günleri mi yaşıyoruz? O günleri yaşıyoruz. Yani insanlar artık bıktı. Bunu bakın çok şey, kahvehane ağzıyla belki söylemem. Millet bıktı. Bunu görsünler ve şimdi son bir haftada yine çok basit ama gerçek, basit fakat gerçek. 48-55 almıştık biz, kutuplaştırdık işte falan, sert kampanya. Şimdi bakıyoruz, icraat falan, vaat ilan ediyoruz. 100 bin kişiye iş, 10 GB falan diyoruz internet. 41-42 çıkıyor anketlerde. Demek ki kutuplaştıralım, biraz daha arttıralım bunu falan diye son bir hamle yapıyorlar. Ama o zaman da getirdikleri argümanlar Sisi. Yani sürreel bir tabloyla karşı karşıyayız. Sisi artı Ordu hadisesi. Bir de Ahmet Kaya'yı falan kullandı orada da. Yani tamamen kafa karışıklığı var burada gördüğüm kadarıyla. Ya bakalım bu, yani hocamın dediği utangaç muhafazakarlar bu ortamda çalışacaklar mı? Bir de terörü tekrar çıkarttı ortaya. Terörü çıkartırken de kendi medyasından birileri işte terörün elebaşı dediği adamdan ricacı oluyor. Açıklayın falan gibi. Yani şey açalım istiyorsanız. Yani bugün konuyu değiştirmek istemiyorum. Yok, estağfurullah yani. Öcalan nötr kalın çağrısı yapsın Kürt seçmeni için diye minvalinde bir hükümete yakın bir köşe yazısında öyle bir ifade var. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Devlet Bahçeli gözükmedi. Ondan sonra İstanbul'a geldi ve gitti ertesi gün. Yine yok ve Milliyetçi Hareket Partisi seçmeni de yine bir bu araştırmaya göre %82'si Binali Yıldırım'a veriyor. 31 Mart'ta yani şu an İstanbul'da %82 veriyor. Yani neticede bir stres görüyorum ben. Yüksek stres var iktidarda. Bu stresi yönetemiyorlar. Panik yüksek. Hocamın söylediği çok doğru. Özellikle seçimden sonra Türkiye'yi çok zor günler bekliyor. Jeopolitik tehditler var Türkiye'ye yönelik. Güç kaybetmiş bir lider olarak bu tehditlere karşı bildiği şekilde, bildiği yoldan ve yöntemlerle, dille karşı koyması zorlaşacak, bu var. İçeride de partisinin çözücü dinamikler altında kalması ihtimali giderek, ihtimali değil artık, bu bir kesinlik, şiddeti artacak. Fatma Hanım, hatta olduğunuzu tahmin ediyorum. Evet. Size döneceğim. Şimdi aslında konuşmacılarımız da değindi burada. Türkiye'de şöyle bir görüş vardı. Kimileri katılır, kimileri katılmazdı ama açıkçası ben katılırdım. Türkiye'de seçim yapmak yerine kimlikleri saysak aslında seçim sonucuna ulaşırdı. İşte Kürtler, muhafazakarlar, sekülerler. Aşağı yukarı onların toplumdaki oranları bize seçim sonucunu veriyor. Ancak yaşadığımız günlerde ise özellikle 31 Mart seçimlerinden sonra acaba bu kutuplaşma değişiyor mu? Çünkü 48-52'ye bağlanmış bir seçim sonucu geçiş derken aralarında oluyor. İşte HDP'den CHP, CHP'den HDP'ye, MHP'den AKP'ye, AKP'den MHP'ye. Sanki bu seçimde 31 Mart'ta biraz bu oldu. Önümüzdeki seçimde eğer anketler doğruysa sanki bu artık karşılıklı geçişler başladı. Daha da ötesi sosyologları ilgilendiren bir konu ama sanki kutuplaşma çözülüyor. Artık bu kutuplaşma, ötekileştirme işe yaramıyor. Dolayısıyla yeni bir durumla karşı karşıya yorumları var. Bir, sizce de böyle mi? İkinci sorumda Ekrem İmamoğlu'nun muhafazakar dünyayla kurduğu bir ilişki var. Bu ilişkiye muhafazakar dünyanın olumlu yanıtları söz konusu mu? Yani şöyle, aslında sadece 31 Mart seçimleri değil, referandum
bize bu klasik kutuplaşmanın aşıldığını göstermişti. %60-%65 muhafazakar sağa karşı %30-35 sol, like öyle bir ayrım vardı. Ve bunun referandumda aslında değiştiğini gördük. O yüzden 31 Mart aslında hiç de sürpriz değil. Yani çünkü İstanbul seçimleri için söylüyorum %51'in üzerindeydi. Yalnız İmamoğlu'nun başarısı şuydu, o hani referandumun içeriğinde insanlar bir araya gelebiliyorlardı ama bir kişi söz konusu olduğunda hani beş benzemezler diye söylüyorlardı ya bu referandumdaki hayır bloku için. O İmamoğlu'nun başarısı bu farklı hassasiyetleri olan hatta birbirine zıt diyelim ki görüşteki insanları birbirini dışlamayacağı yani bir profil olmuş olması dolayısıyla bir başarıdır. Yani o öyle bir profilde birisini seçilmiş olması ve İmamoğlu'nun da hayal kırıklığına uğratmamış olması bu hayır bloku için 31 Mart için başarıyı getirmiştir. Yani hiç de şaşırtıcı değildir. Aslında ekonomik krizden sonraki ilk seçimdir 31 Mart. Çünkü ekonomik kriz aslında işte yabancı ülkelerin veya kurumların Türkiye'yi o güne getirmesi dolayısıyla olmuş değil. Göz önüne geldi, yani göstere göstere geldi ve bu yüzden aslında 2019'un Kasım ayında olması gereken seçimler geçen yıl 24 Haziran'da yapılmıştı. Yani ve %51 gibi hayır blokunun üzerine ekonomik krizinde etkileyeceği insanları düşündüğümüzde bugün bizim gördüğümüz, yani anketlerde gördüğümüz %40 civarında AK Parti desteği hiç şaşırtıcı değil. Yani %48'den inmiş olduğunu görüyoruz. Çünkü dediğim gibi AK Parti gücünü gücünden alıyordu. 31 Mart'ta açık bir şekilde görülmüş olması güçsüzlüğün ve genelde merkez kaç güçlerin harekette olduğunu gösteriyor. Yani AK Parti'den aslında insanların hiç de şaşırtıcı olmayacak şekilde vazgeçtiklerini gösteriyor. Neden şaşırtıcı değil? Yani hem ekonomik anlamda 3 seçimdir. Bu seçimde bize verin artık ondan sonra refah geliyor deniyordu referandumdan beri. Ama gittikçe daha kötüleşti. Hele en son krizde artık mutfağı vurdu. Yani daha fazla güvenilirliği taklit edersiniz ki sağlayamıyorsunuz. Zaten adaletin de ciddi oranda tahrip edildiğini biliyoruz ve bildiğimiz herkes de fark ediyor ki adaletin olmadığı yerde herkes bir gün suçlu konumunda olabilir. İşte KHK'larla atılıyordu, olağanüstüler KHK'ları. Şimdi olağanüstüler KHK'ları yok ama aslında OHAL devam ediyor. Yani OHAL KHK'ları gibi hareket eden 3 yıl boyunca idari kurullar memurları atma yetkisine sahip. Yani son derece öngörülemez ve güvenilmez bir personel rejimi söz konusu. Aynı zamanda yargı rejimi söz konusu. Yani bugün eski beyaz Toroslu'nun yanına siyah transporterler konuşuyoruz değil mi? Bazı insanlar kaçırılıyor, işkenceye uğruyor ve bazılarının hala akıbeti belli değil. Yani bu adaletsizlik ve ekonomik kriz neticesi hiç de şaşırtıcı olmayacak şekilde AK Parti desteğini azaltmıştır. Ben %40'ın bile çok yüksek olduğunu bu ortamda düşünüyorum. Peki Ali Çarkoğlu hocamızın bir tespiti var. Daha doğrusu bir şüpheciliği diyeyim ben. Tespit yanlış olur. AK Parti'ye oy vereceğini söylemekten imtina etmek, tırnak içinde utanmadan dolayı anketlerin bir yanılma ihtimalinden bahsetti. Şüpheci yaklaştı. Siz de böyle bir ihtimal görüyor musunuz? Pek katılmıyorum. En azından benim çevremde öyle değil. Tam tersine büyük bir hayal kırıklığı var. Yani AK Parti, klasik AK Parti seçmeni için söylüyorum. Büyük bir hayal kırıklığı var. Bak işte ne oldu şimdi? Sanki sorun mu çözüldü anlamında. Yani kampanya sürecinde hatırlarsanız 31 Mart'a kadar şeydi. Yani beka söylemi söz konusuydu. İllet ittifakı söz konusuydu. Bu söylemi nedeniyle normal bir demokraside son derece tabidir. Bir partinin iktidar olması veya yerel seçimlerde veya kaybetmesi son derece normalken ama AK Parti seçmeninde böyle bir hayat memat meselesi haline gelmiştir. Kendi kişisel ikbalinde
de etkileyecek şekilde veya grup çıkarlarını etkileyecek şekilde olduğunu düşünmektedir. Ben tam tersine büyük bir hayal kırıklığı ve bir öfkeyle bile bazen bunun dile getirildiğini görüyorum. Ama tabii ki bütün herkes için olduğunu söyleyemem. Doğru. Peki seçimin iptal edilip tekrar edilme kararı bir vicdansal muhasebede yol açmış olabilir mi? Evet, bu seçimin iptali de söz konusu olabilir ama iptalden önce ki o seçim gecesi, o gidiş gelişler, yani işte erken Binay Yıldırım'ın erken zaferi ilan etmesi, daha sonra uzun süre beklemek, bu tür o muhafazakar yani klasik AK Parti seçmeninde bu tarz hareketlerin beni sevmediğini söyleyebilirim yani. Karşılaştığım arkadaşlar veya o gece temasta olduğum arkadaşların böyle bir tepkisini söyleyebilirim. Sonrasında çok çabuk o neler yapıldı, işte oyumuz çalındı, o tip şeylerin bir kısmı inandıklarını düşünebilirim yani o şekilde. Ama o gece o ikircikli tutum birçok AK Partili seçmeni rahatsız etmiştir diyebilirim o gece ilgili olarak. Bu yüzden yani kutuplaşma, sorunuzun bir tanesi kutuplaşmaydı. Dediğim gibi yani bu 2017'den itibaren gördüğümüz kadarıyla, onun öncesi de olabilir ama orada çok açık bir şekilde gördük. Türkiye'deki %10-15 oranındaki bir muhafazakar kesim tavır değiştirmiştir. İkinci sorunuza gelecek olursak tavır değiştirmiştir ama gönül rahatlıkla oy verebileceği bir parti, bir lider çok da fazla göremiyordu bu %10-15 kesim. Ekrem İmamoğlu buna mı yanıt verdi? Efendim, evet. İmamoğlu bunu şey yapmış oldu yani. Rahatsız etmeyecek, kapsayıcı dili bu %15'lik kesimin rahatlıkla kendisine çektiğini söyleyebiliriz. Bundan sonra bu zamana kadar hep böyle nosyon üzerinden muhafazakar olduğu halde klasik AK Parti'ye destek vermeyen bu kesim %15 civarında beraber iş yaptıklarında, yani bu zamana kadar belirli bir kavram çerçevesinde bir araya geliyorlardı. Destek, işte referandum içeriği. Bundan sonra beraber iş yaptıkları raparlarsa ve bundan başarılı olurlarsa bu AK Parti'nin geri kalan destekleyen %40 içinde aslında çok anlamlı olacaktır. Yani bu %15 civarındaki muhafazakar kesimde işte İmamoğlu'nun beraber iş yapması olumlu işler tabii ki diyoruz. Ve ben bu anlamda Kadir Bey'in de bahsettiği Tayyip Erdoğan'ın bir vitrin süsü olacaktır İmamoğlu ile ilgili ifadesini çok talihsiz görüyorum. Neden vitrin süsü olsun? Yani doğru bir iş yaptığında siz desteklemeyecek misiniz? Elbette ki desteklemeniz gerekiyor zaten. Çok açık, yani desteklemeyeceği imasını vermek son derece yanlış. Yanlış bir şey yapacaksa da engeller. Bu da ne kadar güzel bir şey. Bütün Türkiye, ya bütün İstanbul bundan aslında sevinç duymalı. Ne güzel. Hani istese de yanlış yapamayacak birisini seçmiş olacak İstanbul halkı. Yani çünkü öyle bir meclis çoğunluğu var, dengeleyici. O yüzden ben talihsiz görüyorum. Sanki iyi işi de engelleyecekmiş gibi düşünülür. Bundan herhalde bunu tahsis edeceğini de düşünüyorum. Yani çünkü bu anlama da gelebiliyor ve bu anlamı asla vermeyeceğini düşünüyorum. Vermemesi gerektiğini de düşünüyorum. Teşekkürler Fatma Hanım. Ali Çarkoğlu Hocam, bu rakamlar Türkiye'de az önce de tarif etmeye çalıştım. 52-48, 49-51'e bağlanmış bir oy oranı vardı. Kendi işlerinde dönüşüm vardı. Aslında 31 Mart biraz gösterdi karşılıklı oy geçişleri. Eğer anketlerde doğru çıkarsa sanki artık o kutuplaşma bitti ve o konsolidasyon bitti. Karşılıklı oy geçişleri başladı mı? Ne dersiniz? Ve bunun da sosyolojik olarak kutuplaşmanın bittiğini işaret ediyor mu? Bence onun için biraz erken. Niye? Çünkü yani dediğim gibi biz araştırmada en temel sorularımızdan bir tanesi bu. Biz insanlara sol-sağ düzlemi üzerinde kendilerini oturtmalarını istiyoruz. İki ay yaklaşık sonra görüştüğümüz zaman aynı kişilerle bir averaj insan, tipik İstanbullu dediğimiz insan
Eskiden 5-5.3-5.4 noktasındayken 0-10 arasında sağ 10, sol 0 diye düşünün. Şimdi 5'e doğru inmiş durumda. Yani yavaş yavaş daha sola kayıyor. Bunun arkasında mutlaka ki İmamoğlu'nun söylemi var. Bu söylem bence israf, yolsuzluk, kadınlara kreş, gençlere yönelik politikalar, bunların hepsi yeni paketlenmiş, yeni sol diyebileceğimiz şeyler. Bunları biz kimlik siyaseti içerisinde bu tür şeyleri hiç konuşmuyorduk. Şimdi yeni kampanya içerisinde bu söylem insanları hafif sola çekmiş gözüküyor. Fakat daha ilginci, parti parti baktığınız zaman da partili, tipik AK Partili Mart'tan evvelki pozisyondan daha sağda, MHP'liler de daha sağdalar, CHP'liler ve İyi Partililer de daha soldalar. Dolayısıyla yani şöyle bir hareket oluşmuş oluyor. Parti seçmenleri birbirlerini gitgide daha uzakta gözlüyorlar. Şimdi ortada birileri var mı, bir şeyler? Ortadakiler ufak partiler. Çok da önemli değil. Orta boşalıyor yani Türkiye için. Dolayısıyla burada iki tane birbiriyle çelişen dinamik var. Bir taraftan Millet İttifakı'nın, evet ben de katılıyorum, yani Cumhur İttifakı kadar ideolojik tutarlılığı olmayan bir birliktelik. Ama o birliktelik insanları daha kimlik siyasetinden uzaklaştırıp daha sosyal konular ve günlük meselelerle ilgili pozisyon almaya itiyor. Fakat öbür taraftan başka dinamikler var ki bence bunun esas sorumlusu beka teması. Beka teması ve Cumhur İttifakı'nın ideolojik olarak AK Parti'nin kendini daha rahat hissettiği merkeze daha yakın konumundan sağ uca doğru çeken etkisi MHP'nin. Şimdi niye böyle bir şey oluyor? Çünkü yani yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi içerisinde çoğunluğu kaybetmiş durumda AK Parti. İttifak kurmadığı takdirde meclisi hiçbir şekilde kullanamayacak. Ve meclis ona karşı bir tehdit haline geliyor. Sistemi kitleyecek bir dinamik bu. O sistem kitlenmesini açmak için MHP ile ittifak. Ama MHP ittifakının AK Parti tabanında rahat bir şekilde karşılandığını ben hiç zannetmiyorum. Bu seçimden sonra bunu da tartışacağız. Yani bu seçimi İstanbul'u kim kaybettirdi? İstanbul'u kaybettiren en başta beka tartışmasıdır. Bunu görmemiş olmaları mümkün değil. Yani en basit araştırmacının her zaman sorduğu soru, en önemli konu ne İstanbul'un gündeminde diye soruyorsunuz. Size hiçbir zaman beka demiyorlar. Türkiye'nin en önemli konusu ne diyorsunuz? 2000 kişiyle görüşüyoruz, 5 kişi beka diyor. Bekanın ne anlama geldiğini sokaktaki vatandaşın anladığını da zannetmiyorum. Kelime anlamı olarak. Artı hocam, araya girebilir miyim? Yani beka ile ekonomik kriz arasında bir olumlu bağ da kuramıyor. Evet, yani kuramıyor. Bu ekonomik krizin de aslında bir beka tehdidi oluşturduğu öyle bir şey de söyleyemiyor. Söylemiyle de karşılık veremiyor. Geçen şeyde bu 2018'de bu oldu, bu çalıştı. Evet. Ama şimdi bugün çalışamıyor çünkü çözüm bulunamıyor. Yani benim argümanım şu. Yani ekonomi alanında vakit dar ve elde yapabilecekleri şeyler kısıtlı. Çünkü kendilerini çoktan bağlamış durumdalar. Faizlerle oynamayacağız. IMF'ye gitmeyeceğiz. Bunları yapmadığınız takdirde ekonomide yapabileceğiniz fazla da bir şey yok. Ne yapılıyor? O zaman vakit kazanalım. Seçimi kazandıktan sonra bir şey yaparız. Seçimi nasıl kazanacağız? Ekonomiden konuşmayınca. İşi bekaya götürelim. Bekaya götürdüğünüz zaman sokaktaki vatandaş soğan patates alamaz durumdayken diyorsunuz ki tanzim satışı yapalım. Ya tanzim satış senin ideolojik olarak karşı olduğun bir şey. Yani pazar ekonomisini savunan bir sağ parti tanzim satışı savunmaya başladı. Tamam, hadi savunsun ama bu sorunu çözmüyor ki. İnsanlar daha da kötü hissediyorlar kendilerini. Yani en kötü zamanda en olmadık ilacı veren doktor pozisyondalar.
Siz unut cebindeki parayı, eve ekmek götüremediğini, sen bekaya bak diyor. Adam yani beka ne demek diye düşünürken en sert dille karşı tarafa bir düşman yaratıp ona saldırma pozisyonunda. Şimdi bunlar bence AK Parti tabanının partiden uzaklaşmasını getiren bir sonuç doğurdu ve doğuruyor halen de. Ve bu sürdürülebilir bir şey değil. Eğer bu sürdürülebilir değilse, bence seçimden sonra ilk konuşulacak şeylerden bir tanesi, MHP ile de anlaşamayan bir AK Parti ne yapacak? Cumhurbaşkanlığı sistemi birdenbire kilitlenen bir sistem haline dönüşecek. O zaman doğrudan sistem tartışması başlayacak. Ondan kaçmak biraz Ankara'dan gelmeye de başladı aslında, evet. Ufak ufak da. Herhalde yani bu sistemin işleyebilmesi için meclise de hakim olan bir başkan olması lazım. Meclise hakimiyetin olamayacağı artık aşikar gibi gözüküyor. Yani ve bunu sağlayabilmenin yegane yolu bir seçime daha gitmek olacak tabii. Yani o açıdan ve tabii yani belki konuşacağız, belki konuşamayacağız ama o kadar acil dış politika sorunları var ki gündemde. Şimdi Türkiye bunları çözmek için bir gayret sarf etmek yerine bir seçim daha rotasına girerse o zaman işler iyice sarpa saracak. Yandı günüm, gülüm keter. Yani Türk ekonomisinin bir seçimi daha finanse edecek gücü yok. Ekonomi yok, derken evet. Kamu kaynaklarından da söz etmek lazım. Çünkü doları dengede tutmak için Merkez Bankası rezervleri harcanıyor. Nereye kadar harcayacaksınız bunu? Yani bir seçimi daha götüremez. Yani çok kısaca şey de alsam hocam. Ekrem İmamoğlu'nun muhafazakar dünyayı etkilemesi, ya en azından daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş. Tümünü muhafazakar kodlamak ne kadar doğru bilmiyorum ama çok belli ki bir yankı buluyor. Nereden biliyoruz? Bağcılar'a gidiyor. Tabii, inanılmaz bir kalabalık topluyor. Ümraniye aynı şekilde gidiyor. İnanılmaz bir kalabalık topluyor. Buralara bakıldığında ve oraya giden arkadaşlarımız var Medyascope'tan. Yani tipik AKP seçmeni profilindeki bir dadenin durup inşallah oğlum inşallah kazanırsın. İşte bugün bir tweet yani, atıldı. Ayet-el Kürsi zincirleri oluşturulmuş Ekrem İmamoğlu için. Fetih sureleri bilmem kaç defa okunmak. Bunlar da çok önemli işaretler. Evet. Bunu nasıl başardı? Şimdi nasıl başardı bir tarafa bence. Daha önemlisi şunun anlamamız lazım. Türkiye de muhafazakarlığın yükselişi belki durmuş olabilir. Eski hızıyla yükselmiyor olabilir. Ama buradaki sosyolojik temel gayet muhafazakar bir temel. Bu dalga bir defa sahile vurduğu zaman öyle kolay kolay geriye çekilmiyor. Dolayısıyla şu anda Cumhuriyet Halk Partisi sonunda bunun anlamaya başladı. Bu dalga geri çekilmeden eğer siz iktidara ortak olabileceğiniz, iktidara talip olabileceğiniz bir strateji izleyecekseniz bu toplumsal yapıya bir şekilde hitap edebilmeniz lazım. Bu da İmamoğlu gibi bir lider ile yapılabilir diye düşünüldü. Tabii ki bu da bir rahatsızlık yaratabilir uzun dönemde. Niye? Çünkü İmamoğlu şeyde tartışma gecesinde yok, hiç tartışmada yokken havuz ve içkili belediye lokanta. Belediye tesislerinde alkol kumuş. Şimdi bunu neden söyledi? Söyledi çünkü o da gayet farkında ki bu kitleye hitap etmesi lazım. Kendisini ilk kez seyreden insanlar vardı orada. Evet. Çok büyük bir kitle var. Bir de AKP'nin bir propagandası bayağı yoğun. Biraz onu kırmayla da alakalı bir durum yani var. Yani o açıdan ben şu açıdan memnunum. Sonunda Türkiye'de muhalefet de Türkiye gerçeğini okuyabilmeye başladı. Kadri Bey'e katılıyorum. Bu sefer de iktidar partisi okuyamamaya başladı. Dolayısıyla şansımız yani biri okurken öbürü okuyamıyor açıkçası Türkiye'de. Yine öyle bir duruma düştük. Bu sefer muhalefet doğru okuyor. Fakat iktidar doğru okuyor. Yani herhalde gelecekte halktan kopuk AKP gibi hani CHP olabilir, için kullanılır ya böyle terimler mi kullanılacak? Kadri Gürsel, aslında şunu da merak ediyorum. Soru sizin için de baki. Bu Ekrem İmamoğlu'nun muhafazakarların gönlünü kazanması ve bunu dinleyeyim. Bundan sonra ikinci sorum. Zaten son tur yapacağız artık. Buyurun. Yani Ekrem İmamoğlu profilindeki bir adaya Türkiye'de herkes oy verebilir. Sadece muhafazakarların gönlünü kazanması değil. Bence Ekrem İmamoğlu Türkiye'de herkesin
gönül rahatlığıyla, stratejik oy verme dürtüsüyle değil, gönül rahatlığıyla oy verebileceği çok enteresan bir profil, çok başarılı bir profil bence. Ve onu bu kadar başarılı yapan faktör sahiciliği, bence sahici olduğu gibi bir adam. Hı. Sahici olmasaydı, bakın 6 aydır kampanya yapıyor bu adam, 6 aydır. Türkiye'nin en uzun kampanyası bu. Evet, yani bakın, yaşanmamış Türkiye siyasi tarihinin en uzun seçim kampanyası İstanbul'da yapıldı. Ocak 9, 2019 ilk bağcılarda çıktı. Başlayın siz. Aralık 27 Aralık ilk basın lansmanıydı. Oradaydım ben. Yani oradan başlayayım. 9 Ocak sahaya çıkışı. Ve bugüne kadar sahiciliğini korumuş bir insan. Çok enteresan bir şey. Yani bu kolay kolay gelmiyor bu tür insanlar siyasete. Bu bakımdan da tam da zamanın ruhunun ihtiyacı olan kişi bence. Çünkü gerçekten insanlar artık ayrıştırıcı değil, birleştirici birini yükseltmek ve bir makama getirmek gibi bir ihtiyaç içindeler diye düşünüyorum. Yoksa bu zaten bu politikalar başarılı olurdu. Yani devamlı kutuplaştır. O hani basit matematik denklem yani. Türkiye'yi kutuplaştır, muhafazakar çoğunlukla kimliğini özdeşleştir, onları yanına çek, ötekileri karşıtlaştır, seçime git, çoğunluk sana oy versin, ilelebet, iktidar kal. Bu yani bu tipik, bir de onun üstüne bir işte otoriter rejim durumu koy, medyayı da kontrol et, medyayı da bütün işte iletişimi kontrol et, siyasal iletişim, medyayı, haber akışını kontrol et. Bu bir tipik, bir işte rekabetçi otoriter rejim modeli. Ama değil, yürümüyor. Çalışmadı, çalışmayacak. Yürümeyecek çünkü karşısında bu sefer enteresan bir zeka var. Siyasi zeka. Bir örnekle sadece açıklamak istiyorum. Sadece Ekrem İmamoğlu deyince Karadenizli muhafazakar kültüre yabancı olmayan şöyle dursun, onun içinden gelen zaten aile efradı da sağ partilere oy vermiş. Oralarda çalışmış. Yani o kültürün içinden gelen bir insan. Bir de insanlara her manada dokunmayı çok iyi biliyor, beceriyor, seviyor da. Yani hem diliyle dokunuyor hem de temas ediyor, dokunuyor. Yani şeklen de dokunuyor insanlara. Bunu çarşı pazarda dolaşırken görüyoruz. Biriyle temas kurunca ilk işi ona dokunmak oluyor. Konuşurken hemen elini koyuyor falan. Şimdi bunu şöyle yaptı mesela. Türkiye'de yolsuzluk fevkalade siyasallaşmış bir kavram, konu. Türkiye'de yolsuzluk sistemiktir, yaygındır, örgütlüdür ve endemik. Yani endemik derken kendine özgü, buraya özgü bir yol, bir haldir, bir durumdur. Buranın orijinal halidir yani yolsuzluk. Ama siyasallaşmıştır konu ve kutuplaşma ekseninde yansıtılır olmuştur. Yani yolsuzluk yapılıyor dediğin zaman insanlar önce kimin için yapılıyor, kim yapıyor, yapan bizden mi onlardan mı diye soruyor artık. Ama ısraf dediğiniz zaman bir kere ısraf dinde yeri olan bir günah. Bütün tek tanrılı dinlerde günah olan bir şey. Artı ısraf dediğiniz zaman, dediğiniz değil, Ekrem İmamoğlu ısraf dediği zaman aslında anlattığı şey yolsuzluk. Fakat kimse şunu soramaz. İyi de kimin için israf ediyor? Benim için mi israf ediyor? Ya da israf eden bendense, ya bendense niye israf ediyor kardeşim? Bize versene, niye israf ediyorsun? Yani doğru bir kelimeydi israf. Çok doğru. Ya bence bu israf kavramı etrafında politika Türkiye'de ilk kez bu kadar isabetli yapılıyor. Daha önce bunu Milli Görüş hep yapmıştır. Yani Milli Selamet Partisi, daha sonra Refah Partisi israf konusunu sloganlaştırmıştır. Bir motto haline getirmiştir. İsraf düzeni, yani milli adil düzen tanımının içinde israfa karşı mücadele de vardır. Ama bu aynı zamanda işte o hafızayı da
tetikledi. Şu anda İstanbul'un bütün üst geçitleri şimdi, halka hizmet israf değildir ile dolu. Dolu. Onu da, demek ki. Onu da vali kibirle de üst üste geldi. Kibir söylemiyle de üst üste geldi. Kibir ve üst yani üste geldi. AK Parti'nin ilk yılında israf deseniz bu kadar etki yapamazdı. Hayır, yapmaz. Şu anda 17. yılda kibirle birlikte israf deyince. Ve ekonomik krizle beraber. Evet, de kriz yani tabii. İnsanlar yani işsiz insanlar ciddi geçim sıkıntısı içindeler ve rakamlarla işte israfı ispat ediyor. Ne oluyor? İşte belediyede diyor herkes isterse binek otomobillerine binip bir yerden bir yere gidebilir bütün belediye çalışanları. Bu dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. 1700-1800 binek aracı var ya da neyse işte. Yani bunu pek çok örnekle açıklıyor ve hakikaten baktığınız zaman aslında bunlar yolsuzluk boyutunda olan konular. Aslında yolsuzluk, yani, mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok işlediği bankamatik, bir kavramdı. Efendim? Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok işlediği bir kavramdır bütün seçimlerde ama etkili olmuyor. Etkili olmuyor. Çünkü yolsuzluk, bakın, yolsuzluk Türkiye'de Fethullahçılar tarafından iktidarı indirmek için kullanıldığından dolayı yahut yolsuzluk konusu, yolsuzluk dosyaları siyasette araçsallaştırıldığı için... Evet. Yani bir rakip siyasetçinin siyasi hayatını bitirmek için mesela kullanıldığından dolayı bu kutuplaştırılmış bir ülkede insanlar bu iddiaları duymamaya eğilimli hale geldiler. Çünkü siyasi amaçla kullanılıyor değil mi? Normal şartlar altında demokrasisi yerleşmiş, normları oturmuş, kontrol ve işte dengeleme mekanizmaları vesaire güçler ayrılığı, tarafsız, bağımsız yargı kurumları çalışan bir ülkede yolsuzluk olduğu zaman, yolsuzluk dosyası çıktığı zaman gereken neyse yapılır. Türkiye'de yapılmıyor. Yapılmasına da izin verilmedi zaten. Ve niye yapıldı? Siyasi amaçlarla yapıldı. Dolayısıyla bu yolsuzluk denen kavram Türkiye'de bence bir nesil, bir sonraki nesil belki tekrar kullanılabilir. Çünkü bitmez bu iş. Evet. Fakat günümüz için artık siyasi iletişim dilinde yeri yok. İsraf ise mükemmel oldu. Yani siyasal iletişim açısından, propaganda açısından ve bunun içeriğinin de aynı zamanda zamanlıca tam bu konjonktürün kavramı ve kapsayıcı, herkesi kapsıyor. Herkes vay canına diye reaksiyon gösterir ve bu tuttu. Ve bunun karşısında hiçbir şey yapamadı iktidar. Hiçbir şey. Ya israf değildir. Israf değildir diyorsunuz ama hizmetin ne kadar büyük bir israfla beraber yapıldığını zaten anlatıyor. Diyor ki şu kadar paraya bir birim hizmet yerine 3 birim hizmet yapılabilirdi diyor. Bitti. Tartışma bitti. Hiçbir şey diyemezsiniz. Halka hizmet yapılır ama bunu yaparken parayı çarçur etmemeniz gerekiyor. Web sitesine ödenen milyonlardan bahsedince, evet. Yani bu bakımdan Ekrem İmamoğlu'nun tabii arkasındaki ekip ve kendisinin de bu ekiple çalışması ve uyumu bence fevkalade. Yani fevkalade derken Türkiye şartlarında çok yani abartmış olmayayım fevkalade. Yani alelade'nin üstünde anlamında, bizim yani kendi vasatımızın üstünde. Açayım yani buyurun, fevkalade lütfen. Çünkü bir şeyi mükemmelleştirmek anlamında söylüyor. Yani. Neyse. Yani babalar yani. Gününde... Ben de şöyle katılabilir miyim? Buyurun kısaca. Aslında bir son tur yapacağım ben herkese bir 5'er dakika. Tamam. Oldu. Ama buyurun lütfen kalmasın içinizde. Buyurun lütfen. Tam bu konuyla ilgili. Ben de bu israf ve yani politika tarzı ile ilgili olarak olumlu politikası önemliydi. Her şey güzel olacak dendiği zaman... Bu rakip bey karşı söylendiği zaman da yani hoş bir şey oluyor, ifade oluyor. Yani her şey güzel olacak ve şuradan da biliyoruz bu politika da öne geçtiğini. Buna cevap her şey daha güzel olacak şeklinde oldu. Yani işte israf ifade etti, işte israf değildir. Yani ön plana geçtiğini söyleyebiliriz. Savunmada kalmış oldu. Buyurun hocam, siz bir şey diyordunuz. AK Parti belediye başkan adayı. Aynı zamanda vaat etme durumunda da olmadığı için yani şu anda birçok vaatleri var ama niye yapmadınız rahatlıkla söylenebileceği için böyle bir konumda da değil. Yani İmamoğlu her şeyi vaat edebilir ve çok şükür o 2-3 haftalık şeyde gerçekleştirmeye de başlamıştı.
daha güvenilir olmuş oldu. Öncesinde, yani 31 Mart öncesinde vaat politikalarına yönelik bir itiraz vardı işte. Şu kadar kişi iş bulacağım dediği zaman İmamoğlu nasıl olacak bu? Belediye bütçesiyle olabilecek şey mi derken bugün tekrar vaat işte Binali Yıldırım da işte her yıl şu kadar kişiyi 50 bin 100 bin iş bulacağız diye söylüyor. Yani bu sonradan geldiği için yani çok etkin olmuyor. Düşüşte desteğin düşüşünde elbette ki bu politikanın etkisi yok. Yani böyle bir vaatte bulunmasa da zaten düşüş olacaktı. Ben de Kadri Bey'e katılıyorum bu anlamda. Fakat geride kalmış oluyor. Yani savunmada kalmış oluyor ve etkisiz hale gelmiş oluyor. Ne vaatte bulunması ne de işte kampanya politikaları ifadeleri inandırıcı olmuyor. İşte her şey güzel olacak dediğinde çok rahat bir şekilde siz Binali Yıldırım'la bile karşılaştınız. Ona itirazınızı bu ifadeyle söylediğinizde çok kötü bir tepki de görmezsiniz. Yani ifadenin kendisi çok pozitif. Bu yüzden pozitif kampanyayı bulmuş olması işte yine israf gibi yalama yapmamış. Yani yeni bir kavram ve herkesi bir şekilde herkesin sıcak bakacağı bir kavramlarda kullanmış olması öne geçilmiştir diye söyleyeyim. Hocam siz sözünüzü unutmayın. Son turda size söz vereceğim. Evet. Fatma Hanım sizden çok kısa rica ediyorum. İstanbul seçimi kaybedildiği zaman AKP'de ve Türkiye siyasetinde çok kısa alacağım. Neler değişebilir? Aslında 23 Haziran'dan sonra çok konuşulacak bir konu gibi görünüyor da sizden hemen kısaca cevabını alayım ben 3-4 dakikada. Ya aslında şöyle... Şunu söylemek lazım. Yani normal bir demokrasi bizim de düşüncemiz o. Yani normal bir demokraside bir parti kaybedebilir, başka bir parti alır. Bunun normalliğinde devam etmesi gerekiyor. Parti seçimden sonra da aslında diyelim ki kazanan taraf diyelim ki şu anda İmamoğlu'nun olduğunu düşünüyoruz ve bunu normalleşmesi gerekiyor Türkiye'nin ve sadece bunu AK Parti'den de bekleyemeyiz. İstanbul'da değil bir daha güçlü olan İmamoğlu kazandığı takdirde o ekibin yapacağı şey normalleşmesi yani dediğimiz gibi bu parti AK Parti değil bu sefer de işte CHP'li İmamoğlu şey yapacaktır. Bu bütün kendiliğinden bazı değişikliklere yol açacaktır ama en azından önde gelen siyasi figürlerin bu tansiyonu düşürücü şekilde konuşması peki, gerekiyor. AK Parti'de bir çözülme bunu, yaratır mı efendim bu? Tabii dediğim gibi yani AK Parti için yani gücünden geliyor. Şu andaki zaten nispi olarak güçsüzlüğü nedeniyle görüyoruz. Gerek Davutoğlu gerekse Abdullah Gül ve Babacan ekibindeki toparlanmaları. Çünkü aynı ekip aslında referandum sırasında yani keşke Davutoğlu o dönemde harekete geçmiş olsaydı. Ve o dönemdeki etkisi altında olan milletvekilleriyle beraber belki bu şu anda şikayet ettiği anayasadan yani Türk tipi cumhurbaşkanlığı dediğimiz siyasi sistemden şikayetçi olduğunu görüyoruz. O dönemde eğer gerekli tavrı gösterseydi belki Türkiye bu durumda olmazdı. Yani referandum gitmezdi Türkiye. Neden gitti? Çünkü o dönemde AK Parti çok güçlüydü yani ve bu tür rahatsızlıkların ifade edileceği bir zemin yoktu. Bugün zayıflıyor olmuş olması ki 31 Mart öncesinde başlamıştı bu anketlerle beraber ortaya çıkmıştı. Bu tür rahatsızlıkların daha rahat ifade edilmesine zemin sağlıyor ve belki de en güvensiz olan yani AK Parti de siyaset yapanlar. Yani bir anda siz belediye başkanısınız, işte Kadir Topbaş'ta gördük. Yani İstanbul belediye başkanısınız. Bir gün sonra bir hiç olabiliyorsunuz. Bu aslında bütün AK Parti milletvekilleri olsun veya belediye başkanları olsun AK Parti siyaset yapmayı düşünecek herkes için aslında güvensiz bir ortamdır.
bu da çok önemli. Yani bu Fatma, buradan kopmaya çalışıyorlar efendim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Eminim 23 Haziran'dan sonra gerçi sonuç ne çıkarsa çıksın. Sonra siyaset evet. konuşulacak. Alo hocam siz ne dersiniz? Öncelikle biraz önceki eksik bırakılan noktayı da tamamlayarak eğer farklı olursa ya da az farklı da olsa AKP İstanbul'un kaybedilmesi AKP'de ne tür değişimlere, Türk siyasetinde tekrar eski sisteme dönelim tartışmaları başlar mı? Kısaca sizden dinleyeyim lütfen. Yani bence Türkiye'de bir şeylerin değişebilmesi için yani pratik olarak başkanlık sisteminde başkanın partiyle olan ilişkisinin kesilmesi gerekiyor. Çünkü aksi takdirde elimizdeki sistem açıkçası yani bu muhtarlık seçimlerine kadar gidebilir yani. Çankaya'ya muhtar seçecek olsak ve oradaki muhtar istemediğimiz muhtar olsa oraya da başkanın ve bütün partinin müdahale edip kampanyaya katılması gibi bir sonuç doğurabilir. Şimdi bu Türkiye için sürdürülebilir bir şey değil. Yani İstanbul Belediyesi önemsiz diye söylemiyorum. Elbette ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi önemli bir belediye. Ama daha nasıl böyle bu ülke yerel seçimlerde ülkenin bir daha hiç seçimi olmayacakcasına canhıraş bir şekilde birbirinin en sert kemik kıran futbol oynar türde bir kampanya yürüteceğiz. Yani bu Türkiye siyasetinin kitlenme noktası açıkçası. Bu noktanın açılabilmesi için yani şimdi ben bakıyorum şimdi Babacan ve Davutoğlu ya da Abdullah Gül yeni parti kurdukları takdirde ne olacak ki? Bir şey olmayacak. Dışarıdan kulvara girmeye çalışacaklar. Halbuki içeride kurulu bir parti var. Şimdi Fatma Hanım'ın söylediği gibi partinin içinde rahatsızlık duyan insanlar olduğunu biliyoruz. Ama eğer onlar ayrılırlarsa yerine yenileri bulunacak ve parti yine devam edecek. Çünkü devletin en tepesindeki Cumhurbaşkanı partinin bütün organizasyonuna hakim durumda. Bu bağ eğer olmasa o zaman parti kendini yenileyebilir. Cumhurbaşkanı kendi icraatını yaparken meclisle bir ilişki içerisinde yapabilir ve orada bir takım koalisyonlarla bir orta yol bulunup Türkiye gerçekten bir diretmeyle yönetilme noktasından uzaklaşır. Fakat şu anda böyle bir sistemde ancak diretmeyle sistem açılabiliyor. O da nasıl oluyor? İşte beka tartışması üzerinden MHP ile bir ittifaka giriyorsunuz. Kürt açılımı diye bir şeyi unutuyorsunuz. O sorunu buzdolabına kaldırıyorsunuz. Ama yani o sorun bir şekilde yine buzdolabından çıkacak mecburen. Yani sorunu çözmediğiniz sürece bu sorunların bir şekilde işlenmesi lazım. Ama MHP ile işbirliği olduğu sürece hiçbir şekilde bunun yapılması mümkün değil. MHP, AKP'nin manevra alanını daralttı değil mi? Eskiden AKP manevralar yapıyordu aslında. Yani artık şu anda herhalde iktidarda AK Parti mi var, MHP mi var? Politika olarak aslında MHP var gözüküyor. Çünkü AK Parti'nin kendini özdeşleştirdiği politikaları, yani bu toleranslı, Avrupa'ya yakın, hatta iktisaden de piyasaya daha fazla inisiyatif tanıyan bu politikaları izlemeleri şu an için mümkün değil. Dolayısıyla bu sistemin açılabilmesi bence koalisyonların kurulabileceği sadece ittifak değil. Yani ittifak seçim için var. Halbuki koalisyon seçim sonrasında memleketi yönetirken de bir karşılıklı alışverişin olması gereğini ortaya koyuyor. Bence Türkiye sadece koalisyonlarla yönetilebilir. Bu kadar farklılıkların olduğu bir ülke. Koalisyon olursa aklı selim içerisinde mutlu bir iktidar olabilir. Aksi takdirde diretmeyle olur. Peki, teşekkürler. Kadri Gürsel, son söz sizin. 5 dakikamız var, dinliyorum. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Haziran'da yaptığı çok vahim bir stratejik hatanın ve sonra da hayatın en büyük taktik hatasının bedeliyle yüz yüze gelecek. Büyük stratejik hata 2017'de
15 Temmuz başarısız darbe girişiminin akabinde ilan edilen OHAL ortamında Türkiye'ye bir hiper başkanlık, otoriter başkanlık rejimi dayatmak oldu. Bu rejim en başından itibaren tıkandı, ekonomiyi de tıkadı, ülkeye yönetilemez hale geldi. Hocamın dediği gibi partili bir başkan Türkiye'ye olmaz. Türkiye gibi kültürel yapısı parçalı bir ülke böyle yönetilemez. Erdoğan çok büyük bir hata yaptı ve sıfır toplamlı oyun kurguladı. Halbuki bu oyunu kurguladığı andan itibaren Türkiye'de ekonominin buna verdiği olumsuz reaksiyon bu oyunun oynanmasını engelledi. En baştan itibaren engelledi ve aslında bu rejim ölü doğdu. Şu an nekroz halinde olan, çalışmayan, ülkenin yönetilmesini mümkün kılmayan bir rejim durumu altındayız. Ben buna rejim de demiyorum. Bu bir müesses nizam değil. Bu bir durum. Durum ve sürdürülebilir bir durumda değil. Dolayısıyla taktik hatası da, en büyük taktik hatası da tabii ki 31 Mart'ın sonuçlarını tanımamak oldu İstanbul'da. Ve şimdi 31 Mart'ta eğer tanısaydı daha düşük maliyetle idare etmeye çalışacağı ve idare edeceği demiyorum bakın, idare etmeye çalışabileceği bir durumla karşı karşıya olacak iken şimdi o durumla mukayesesi dahi kabil olmayan vahamet arz eden bir tabloyla yüz yüze gelecek. Bunun sonuçları ne olacak? İşte tamam, İstanbul'un belediyesinin kaynaklarını kaybedecek vesaire. O zaten 30 Mart'ta da olacaktı. Ama dışarıda güçsüzleşmiş, büyük güç kaybına uğramış ve yani cezalandırılmış üstelik seçmen tarafından. Çünkü seçmenle inatlaşmayacaksınız. Niye inatlaşıyorsunuz seçmenle? Ne gerek var buna? Bunun bir bedeli olacaktır. O bedel karşısına çıkacaktır. Ondan sonra partisi içinde bu kez 31 Mart'ta 13 bin oyla aldığı, 13 bin farkla aldığı bir yenilginin üzerinde siyaset yapabilir, şimdi yapamayacak. Ve partisinin içindeki merkez kaç güçler, ayrışma, çözülme dinamikleri bu nedenle daha fazla olacak. Ve karşısında Ekrem İmamoğlu gibi fevkalade bir aday var. Fevkalade derken alanın üzerinde, yanlış anlaşılmasın. Alanın üzerinde, yani iyinin üstünde çok iyi bir aday var. Ve bu fevkalade aday da onun şanssızlığı Türkiye'nin de maalesef bu manada. Yani keşke Erdoğan ve bu rejim için iyi olan şeyler Türkiye için de iyi olsaydı. Ama bu iyi olma, kötü olma ayrımında makas çok açıldı artık. Bunun artık kapanması lazım. Kapanamıyorsa demokratik bir çözüm bulmak gerekiyor buna. Umarım 23 Haziran'dan sonra başlayacak olan rejim sistem tartışması ve ondan sonra reis tartışması Türkiye'nin, ki bu da tartışılacaktır artık. Çünkü kendisi yol açtı buna. Yani bir başkası değil, kendi iradesi. Ve sorumlusu da kendisi olacak. Başkasının üzerine yıkamaz. Ve bu tartışma umarım Türkiye'nin 2011'den beri çözülemeyen ve biriken ve biriktikçe de karmaşıklaşan sorunlarına demokratik değişim yoluyla çözümün bulunabileceği bir satı mailin oluşmasına kapı aralar. Çok teşekkürler Kadri Güzel. Çok teşekkürler Ali Çarkoğlu. Çok teşekkürler Fatma Bostan İsval. Galiba telefondan düştünüz ama gıyabınıza çok teşekkür ediyoruz size. Medyascope'un açık oturumundan bu akşamlık bu kadar. Başka yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.